Cumartesi akşamları annem beni kiliseye götürürdü. Değil mi canım? Nasıl yardım edebilirim kızım? İçimde ters giden bir şey var. Bebeğim olamadı. İçinde ters giden bir şeyler var. Bu yüzden bebek sahibi olamıyor. Tanrım, bu kadını günahları için affet ki bir bebeği olabilsin. Defolun şeytani güçten. Yüce Tanrım. Haleluya. 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 Bu yaşlı adama ne oldu böyle? Şeytan onun peşinde. Onu zamanı gelmeden mezara sokmak için kovalıyor. Defol iblis. Evet. Defol melun. Kaç yaşındasın? 7. Ama yaşlı gösteriyorum. Tanrı seni korusun. 7 yaşındayım. Ve işte yüreği iyimserlikle dolu bir adam. Evet, doğru. Ve inançlı bir ruh. Doğru. Biz Tanrı'nın evlatlarıyız. Evet. Seni o tekerlekli sandalyeden kurtaracağız. Ve senin yürümeni sağlayacağız. Evet. Tamam, sorun yok. Yüce Tanrı'nın izniyle ayağa kalk. Hadi. Yürü hadi. Hadi evlat. Gayret. Hadi. Artık Tanrı seni de görecek evladım. Ve Tanrı bu küçük yaşlı adamın kendi başına yürüyebilmesini sağlayacak. Hem de desteksiz. Ve Tanrı yürüdüğünü görecek. Evet. Şimdi yürü. Yapabilirsin. Sakın dokunmayın. Ayağa kalk yaşlı adam. Lazarus gibi yüksel. Sana ayağa kalk dedim. Evet. Haleluya deyin. Haleluya. Kalk ve yürü. Evet. Yürü. Yürü evladım. Evet. Bu mucize. Evet işte bu. Evet Benjamin. Şimdi geriye bakıp düşündüğümde bu bir mucizeydi. Ama ne derler bilirsiniz. Tanrı verir ve yine Tanrı alır. Şimdi hepiniz Tanrı'ya şükredin.